Kolon kanseri bağırsaklarımızda kanser gelişmesidir. Bağırsak kanseri, kolon kanseri aynı şeylerdir. Sigara maalesef, yine yiyecekteki katkı maddeleri, ailesel geçiş çok önemli. Bunun yanı sıra kalın bağırsakla alakalı poliplerin gelişmesi, kalın bağırsaktaki kolit gibi, ülseratif kolit gibi, kron hastalığı gibi kronik hastalıkların oluşması da kalın bağırsak kanser riskini artırıyor. Dünyada da erkekleri biraz daha fazla görülüyor. 1.3'e 1 gibi sanki. 13 erkeğe 10 hanım düşüyor. Görülme oranı Türkiye'de de dünya literatürüyle hemen hemen uyumlu. Erkeklerde en sık görülen kanser akciğer kanserleri. İkinci sırada prostat var. Üçüncü sırada kolon kanserleri var. Kadınlarda da en sık görülen kanser meme kanseri. İkinci akciğer, yine üçüncü sırada kolon kanserleri var. Yani hem kadınlarda hem erkeklerde kolon kanseri üçüncü sırada. Yine bir rakam vermek gerekirse her yıl dünyada 1 milyon kişi kolon kanseri yakalanmakta. Ve her yıl 500 bin kişi dünyada kolon kanseri ölmekte. Toplumumuzda çok yaygın kabızlık, tuvalete çok az çıkma, sert dışkılama çok sık toplumumuzda. Bu da kolon kanseri artan sebeplerin bir tanesi. Lifli gıdayla beslenmek, kepekli besinler tüketmek, sebze meyveyi bol kullanmak kolon kanseri riskini azaltıyor. Çok yağlı gıda yemedi de yine kolon kanseri riskini artırmakta. Obezite yine kolon kanseri riskini artırmakta. Türkiye'de en sık görüldüğü yer İç Anadolu bölgesi. Arkasından Doğu Anadolu bölgesi geliyor. Yalnız bu oranlar şimdi fazla görüldü deyince burada çok fazla var, diğer tarafta hiç yok gibi değil. Ufak oranlar farklar var. Beslenme alışkanlıkları önemli bir faktör. İkinci faktör genetik geçişler son derece önemli. Kanseri önlemek çok zor. Mesela meme kanseri nasıl önleyeceğiz? Çok önlemimiz yok maalesef. Ama kolon kanseri böyle şeyler var. Kolon kanserini önlemek için yapacağımız şeylerin bir tanesi sağlıklı beslenmek. Mümkün olduğu kadar doğal gıdalar tüketmek. Tabii günümüzde bu çok kolay değil. Hep söylemek kolaydı ama yapmak çok kolay değildir. Mümkün olduğu kadar doğal gıda tüketmek birincisi. İkincisi sebze meyveyi bol yemek. Üçüncüsü lifli gıdalar çok tüketmek. Dördüncüsü bol yürüyüş yapmak. Bunlar riski azaltıyor. Belki de en önemlisi aralıklı kontrol olmak. Diğer kanser içine geçerli ama kolon kanseri için daha önemli. Çünkü kolon kanseri %90'ı poliplerden gelişiyor. Kolon poliplerinden. Polipler önce iyi huylu polipler oluşuyorlar. Biraz büyüyorlar, değişiyorlar. Değiştikçe displazi, metaplazi dediğimiz değişimlerden geçiyorlar. Ve en son kanser oluşuyorlar. Ailesi olmayan insanlar için geçerli. 50 yaşına itibaren mutlaka bir kolonoskopi yaptırmak gerekiyor. 5 yılda bir bunu tekrarlamak gerekiyor. 2 yılda bir de mümkünse gayet gizli kan dediğimiz bir gizli kan arama testi yapmak gerekiyor. Bu şekilde devam edilirse kolon kanseri %90'ı polip safhasında tespit edilip kolonoskopi polipektomi yapılıp hastanın kolon kanseri gelişmesi engellenebilir. Aspirin kullanımının polip azalttığı gösterilmiş uzun yıllar düşük doz aspirin kullanımının. Bu yüzden risk olmayan hastalar için aspirin kullanımı tavsiye edilmekte. Polip olan hastalar için konuşuyorum. 100 mg'lık doz her gün bir tane kullanılmakta. Bu doz genelde kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan pıhtı gelişimini engelleyici dozlardır. Kanser tedavisindeki en önemli aşama erken teşhistir. Erken teşhis edilirse kıyasla daha kolaydır, daha güzel sonuçları vardır. Fakat maalesef ülkemizdeki belki de bu sorun bu. Yani görülme sıklığından daha önemli bir sorun geç yakalanmasıdır bizim ülkemizde. Ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın yayın rakamlarına göre hastanın %30'u erken yakalanmakta. Ama bunun olması için, erken yakalamak için de kontrol gerekiyor. Devamlı kontrol, rutin kontrol yapmamız gerekiyor. Çünkü şikayet verdiği zaman, mesela ne de şikayeti olacak? Kalın bağırsak kanseri nasıl şikayet olacak? Kanama olacak, efendim kabızlık olacak, bulantı kusma olacak, zayıflama olacak. Zaten bunlar ortaya çıktığı zaman biraz işten geçmiş oluyor. Biraz zaman geçmiş oluyor. O yüzden bu şikayet ortaya çıkmadan kontrol olmamız ve kolonoskopi yaptırmamız gerekiyor.